Merhabalar arkadaşlar. Ya, nispeten tabii hem Fenerbahçe hem biz biraz daha kendi gücümüzde takımlarda, kendi gücümüze yakın takımlarla mücadele edebileceğimiz gruplara düştük. Daha sıkıntılı gruplar vardı, sizlerin de gördüğü gibi. Yani 3 aşağı 5 yukarı hem Fenerbahçe hem Trabzonspor, özellikle Trabzonspor açısından baktığımız zaman yani bu gruptan şansımız da yardım ederse, maçlar oynandığı zaman oyuncularımızın form grafiği de üst seviyede olursa çıkabileceğimiz bir grup. Ben şahsen tabii ki G grubunu tercih ederdim. Neticede G grubu çıktı ama iki Fransız takımının aynı grupta H grubunda yer alma olasılığı olmadığı için Nant'la yer değiştirdik. Ama bulunduğumuz grupta Trabzonspor açısından baktığımız zaman ve diğer takımların da güçleri ve form grafiklerini göz önüne aldığımız zaman çok dengeli bir gruba düştüğümüzü söyleyebilirim ben. İlk formadan Kızıl Yıldız geldi ama Marokko, Ferencvaros en zor diyebilen rakip şu anda gözümüzde canlandırıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, bütün bunların hepsini yaparken biraz realist değerlendirme yapmamız lazım. Ülke futbol olarak gelmiş olduğumuz nokta önümüzdeki sene lig ikincisi de değil, lig birincisi. İki ön eleme, bir playoff maçı oynadıktan sonra ve bunların hepsini kazandıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde edecek. Evet, bizim grupta yer alan Kızıl Yıldız takımı da önümüzdeki sene Sırbistan şampiyonu, Sırbistan Ligi şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak gidecek. Bu herhalde iki lig arasındaki güç farkını en iyi şekilde ortaya koyan bir değerlendirme. UEFA'nın terazisi şaşmaz, hep doğru tartıyor. Ülke futbol olarak bugün gelmiş olduğumuz noktayı çok iyi analiz etmemiz lazım. 25 sene üzerine ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme ve playoff maçı oynamak zorunda kaldık. Bugün gelmiş olduğumuz noktada futbol adına, futbolu yöneten insanlar adına, futbolu yöneten insanlar olarak ve futbol ailesi olarak bunda hepimizin çok büyük sorumluluğu var. Yıllarca algılar üzerinden kendi takımımızın şampiyonluğu veya kendi takımımızın başarısı peşinde koşarken hem kulüplerimizin ekonomisini aynı zamanda da sportif performansını olumsuz yönde etkileyecek ne kadar yanlış varsa hepsini bir arada yaptık ve bugün içinde bulunduğumuz durum bizim bu. Az önce söylediğim gibi önümüzdeki sene Sırbistan şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyor da bizim Süper Lig şampiyonu iki ön eleme bir playoff maçı oynamak zorunda kalıyorsa buna göre şapkamızı önümüze koyup her şeyi yeniden değerlendirmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Şimdi tabii ki yani Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isterdik. Avrupa Ligi'nde yer almak az önce de söylediğim yani sözlerin doğrultusunda, paralelinde burada hem Fenerbahçe'ye, hem Trabzonspor'a, hem Başakşehir'e, hem de Sivasspor'a çok büyük sorumluluk düşüyor. Burada sadece kendi takımımızın başarısı adına değil, yıllarca erittiğimiz ülke puanı açısından son derece önemli maçlar oynayacağız. Ben nispeten Fenerbahçe'nin de kendi gücüne yakın rakiplerle mücadele edileceği bir gruba düştüğünü düşünüyorum. İnşallah aynı şansı hem Sivasspor hem de Başakşehir yakalar. Ve kazanacağımız maçlar, kazanacağımız puanlar her şeyin ötesinde ileriye dönük olarak önceki dönem futbolu yönetenler sorumlulukların gereğini yerine getirmediler ama bu bizim için bir bahane olmamalı. İleriye dönük olarak, ülke futbolu adına ileriye dönük olarak biz sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmek zorundayız. Sivasspor'a ve Başakşehir'e de şanslı kurallar diliyorum. Dolayısıyla herhalde sportif anlamda, mücadele anlamında sormuş olduğunuz sorunun cevabını verdim. Diğer taraftan Trabzonspor taraftarıyla alakalı olarak konuşacak olursak, Trabzonspor taraftarı bana göre dünyanın en iyi, en farklı, en karizmatik ve yapmış olduğu kutlamalarla, yapmış olduğu koreografilerle dünyada isminden söz ettiren bir taraftar grubu. Onlar tabii ki çok daha iyisini hak ediyorlardı. Şampiyonlar Ligi'nde
Şampiyonlar Ligi'nin dev takımlarını seyrettirmek bizim en büyük hayalimizdi, en büyük amacımızdı. Ama ülke futbolunda yerinin burası olduğu gerçeğinden de hareket edersek bunu Trabzonspor taraftarı Avrupa Ligi'ni Trabzonspor için bir başlangıç basamağı olarak kabul etsin. Bu ligde başarılı olmak az önce de söylediğim gibi hem Trabzonspor açısından hem de ülke futbolu açısından son derece önemli. Trabzonspor taraftarı her zaman görevinin gereğini, sorumluluğunu yerine getiren bir taraftar. Aynı sorumluluk bilinci içerisinde hareket edeceklerinden de en ufak bir endişem yok. Sizin Avrupa Kupa kazanma hedefiniz, bu hedefin size yakınlığı nedir? Çünkü bunu sorma sebebim geçen sene Eintracht Frankfurt kazandı, Almanya orta sıra takımlarından. Bunu da göz önünde bulunduğunuzda Trabzonspor'u veya Fenerbahçe'nin bu sene kupayı kazanma konsantrasyonu ne olur? Kaç senedir tanıyorsunuz beni? 27 aşkım. Hiçbir zaman için yolun sonuyla alakalı olarak yorum yapmadığımı da biliyorsunuz değil mi? Hani ya geçen sene 20 puan öndeyken dahi lig şampiyonluğu için yolun sonunu görelim diyordum. Yolun sonunu görelim. Hep birlikte görelim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.